O nokta çok doğru. Bir de şu var, hani RNG'de ciddi anlamda takım savaşı başlatabilecek bir kite sahip tek bir şampiyon. Orada da Skarner. Ona karşı tercihler geldiğinde de. Irelia da hiç fena değil bu arada. Ultisi olduğunda. Ama net bir şey değil. Evet. Net bir kite kontrol olmadığı için bakalım, göreceğiz. Biraz RNG'nin kompozisyonu bana sakat gibi geldi. Eğer doğru açıdan gelirse rakip nişancıyı da düşürmek için harika bir... Şimdi burada bir 2-2 görebiliriz bu arada. Arkadan Vipo da geliyor. Yalnız Kars'a da geldi oraya. Brox'a sıçrayı kullanmak zorunda kaldı ama kaçması için yeterli değil. İlk kanın geldiğini görebiliriz. Letmi kan havuzuna girdi. İkinci skor da çıkabilir. Letmi en azından skorunu almak istiyorlar. Sıçra geldi Vipo'dan. Son bir vuruş Letmi'ye geliyor. Yalnız Caps'ten mükemmel hamle. Şimdi oraya toprak bozumunu bıraktı. Zombiyle de beraber acaba skor çıkarabilirler mi? Kars'ın üzerine gidiyorlar. Kars'a çarpını kullandı ve can yeniledi ama kurtuluşu anlamına gelmeyecek. Caps'ten tam yerinde tam zamanında bir hamle. Bu arada ikinci yük. Dili yarası 3. yükte gelecek mi? Ming sıçrayı kullanmak zorunda kaldı ama Illiseng de atıyor sıçrayı. Ham yaptı Ming'i. Şimdi bitkinlik var ama Ming'in kurtulması için yeterli olmayabilir. Reckless'tan son bir gizemli atış. Caps başı dertte olabilir. Yalnız Brox'a geliyor. Eğer Shaw orada savaş başlatırsa bir anda 2-2 döndü. Yalnız şimdi Irelia arka tarafta Caps'in üzerinde büyükçe bir hasar bırakıyor. Acaba Irelia'yı düşmeden almayı başaracak mı Caps? Hayır. Irelia orada skor çıkarmayı başardı. Şimdi bu arada Illiseng sersemletilebilir. Son vuruş da geldi. Sersemletme geldi. Arkadan da Karsan'ın geldiğini görüyoruz. Freljord karşılaması da kullanılıyor. Illiseng'in buradan çıkışı yok. Uzi de tabloya adını yazdırdı burada. Öncesinde en iyi oyuncu konumu. Bu arada Tahmken şimdi ultisiyle beraber oraya kimi getirdi? Yalnız ultisini kullanıyor Irelia. Shao acaba burada hayatta kalabilecek mi? İnanılmaz şekilde oradan oraya hareketleniyor ama Shao'nun buradan çıkışı yok. Caps'e gitti skor. Caps'in oradan çıkışı var mı? Taş kızağı da onu birazcık hızlandırdı ama arka taraftan şimdi Brox'a geliyor. Caps sıçrayı kullandı. Tahmken ultisi bu arada iptal edildi yalnız. Hasar yeterince var mı diye bakıyorum. Hayır, skor çıkaran Shao oldu. Aşağı tarafta bir skor. Hilisengin'de düştüğünü gördük. Şimdi Brox'a Shao'yu takip ediyor. Balta tutmadı. Shao müthiş kaçtı ama skor almayı başardı Brox'a sonunda. Üst tarafa doğru Ming'in üzerine doğru gidiyorlar. Uzi'nin oradan çıkışı olacak ama Ming için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Sıçrası da yok. Burada da kendi nişancılarına bir skor bırakıyor Fnatic. Bu da Reckless'ın oyundaki ikinci skor oldu. Yalnız şimdi Uzi'nin çıkışı var dedik ama Caps gelmiş diğer taraftan. İsabet dalgası. Güzel asist. Caps de skoru alıyor. Ren'in %90'ını götürür o. Bu arada Ming'den yine güzel bir kapı gibi isabet algısını engelledi. Şimdi Kars'a güzel bir yerden bitmeyen ters taraftan Shao geliyor. Kule altında Bipo'yu yakaladılar. Bu arada Shao arka tarafta. Kars'ın düştüğünü gördük. Canı çok azalan o noktada. Brox'ın da düştüğünü göreceğiz. Ormancılar değişirdi. Yalnız Illiseng de düşüyor. Bir anda 2-1'e dönüştü bu. Bipo da oradan çıkmayı başaracak. Ters tarafta bekleyen kim var bakıyorum. Caps ama... Valla... Eski bir kamu spotu ifadesiyle söylemek gerekirse yol su elektrik olarak geri dönüyor ona yaptığınız yatırım. Bu arada şimdi Letmi 3 kişiye yakalandı. Ultisini de kullandı. Yalnız Letmi'ye devam etmeyecekler. Arka tarafa çünkü ışından geldi. Şimdi Shao o tarafa geldi. Diğer tarafta Uzi'nin de oraya geldiğini görüyoruz. Uzi nereden geldi? Uzi nereden geldi? Uzi'nin ışından da geldi. Var. Uzi de ışından da geldi. Nasıl Uzi gelecek? Uzi de ışınlanını kullandı. Bu boyu yakalayacaklar. Orada bir skor daha çıkacak. Orada saçar tohuma. Vuramadı bile. Şimdi vurdu havada. Yani 4 tane ışından olabiliyor aslında. Şimdi Brox'a bunu bu turnuvada daha önce yaptı. Sen bunu yaptın Brox'a. Şimdi isabet dalgası da geliyor. Orada görüş de sağlandı. Caps içeri doğru gelecek. Orada bu arada çok da büyük de bir hasar verebilir. Yalnız Brox'a şimdi oradan çıkıyor. Baron'u bıraktılar. Baron sıfırlanıyor. Letmi'nin de canı çok çok az. Evet, Baron'u engellemeyi başardı burada Fnatic. Şimdi arkaya bir ışından geliyor. O ışınlanla beraber bir Bipo geldi. Shao düşecek mi? Brox'a inanılmaz bir hasar verdi ama Brox'a'nın ellerinde Olaf olması onun canını kurtarmış olabilir. Şimdi Baron yalnız riskli bir hamle. Geri gidiyor Letmi. Işından alamayacak bu arada. Işından alamayacak, aynen öyle. Şimdi Baron'a başladılar. Uzi yakalanırsa yalnız. Orada Uzi'yi düşmek çok zor olmayacaktır. Caps bu arada. Şimdi arka tarafı ultisini kullanıyor. Uzi'nin başı dertte sıçrayı kullandı ama çıkamayacak oradan Uzi'yi. Ming ve Carson'ın onu kurtarma ihtimali yok. Hilisenk bu arada Ming'i de yavaşlattı. Freljord karşılaması. Bir işe yaramayacak bu arada Fnatic. Shimdi Baron'u daha güvenli bir şekilde alabilir. Shao da döndüğünde ışından olmayacak. Çok kötü bir karar RNG'den. Bu Baron'a girmelerine gerek yok. Daha kötü bir karar Letmi'den. Letmi'nin üste gitmesine gerek yok. Canını yenileyebilirdi Letmi istese. Şimdi Kars'a kahraman olmak istiyor. Ya şimdi ters taraftan Letmi'nin geldiğini görüyoruz. Baron'u bu sefer durduran Fnatic olacak gibi görünüyor. Kan ve bas kullanıldı Caps. Bu arada Caps'in de canı çok çok azalacak. Illiseng zaten düştü. Şimdi yalnız Letmi kötü pozisyonda kalabilir. İsabet dalgası korkunç geldi Reckless'tan. Hiçbir şey yaramadı. Yalnız Ming'i almayı en azından başardılar. Baron bu savaşları kazanan tek canavar oldu. League of Legends oyunlarının %90'ında şampiyonlarımız Baron'un canını okur. Yalnız bu sefer Baron'un intikamı. Nefes bile alamadan Letmi arkadan bir skor daha çıkardı. Şimdi yalnız geri dönüş skorunu alan orada bir Bipo oldu. Bir Bipo da düşecek. Shao hasar vermeye devam ediyor. Sıçrayı da kullandı. Zaman zaman boğalar kazanıyor. Bu sefer de Baron kazanıyor. Şimdi üst koridora bu arada yine ultisiyle gelen Tahm Kench'i görüyoruz. Shao'nun dansı güzel çıkması için yeterli olacak mı? Bir sağa bir sola dans adımları. Bu dansın sonunda ama İz, yani elmas standartları 10. Oo. Şimdi burada bir savaş çıkacak. Güzel yerden geldi Vladimir. Reckless'ı da yakaladı. Reckless'ı düşürebilir. Hilisenk takım arkadaşı.
köşeyi kurtaramayacak. Midesinde eridiğini Zengin. Net mi yalnız canıyla ödeyecek mi bunu? Son vuruş geliyor. Caps arkadan skoru almayı başardı. Yalnız Bifo da orada Uzi'ye düşecek. Elinden gelen bütün oyalamayı yapıyor ama yetmiyor tabii. Şimdi bu arada Illiseng yeniden oraya Bifo'yu götürmüş. Yalnız Caps çok kötü pozisyonda yakalandı. Sıçrayı kurtardı ama kurtarmayacak bu onu. O genelde yokluk yaşatan... Ooo! Caps otobüsten indirdi Kars'a. Şimdi arka tarafa Illiseng kimi getirdi bakalım, kimseyi getirmemiş yalnız. Ultiyle beraber Bifo geldi. Orada Uzi'yi düşürürlerse ve düşürmeyi başardılar. Çok önemli olacak. Ming de sıraya girdi. Ming de düşecek. Yalnız arkada Reckless'ın da düştüğünü göreceğiz karşılığında. Şimdi Caps gelecek. Hasarın büyük kısmı Caps'te, biliyoruz bunu. Ama Caps yetişebilecek mi bu savaşa? Letmi ile Zhao gayet iyi hayatta kaldılar. Caps'in bu arada örgü duvarı yok. Zhao kule altında da Reckless'ı almayı başardı bu dans sırasında. Bu arada Illiseng yakalanacak orada. Ultisini kullandı bu arada, çok ilginç. Şimdi Bifo tekrardan ultisini kullandı yalnız. Arka taraf çok çok kalabalık. Shao'dan yine güzel ulti geldi. Şimdi yalnız oradan sıçrayla çıkıyor Reckless. Shao'yu almayı başarabilirler mi? Shao'nun bu arada koruyucu meleği var. Koruyucu meleği aktifleşebilir ama hiç gerek bile kalmadı. Arkada ikinci skor. Şimdi sırada üçüncü skor. Müthiş oynadı Shao orayı. Shao destan yazdı, destan. Bu arada savaşın başında en güzel hareketi yapan Caps'ti. Caps muazzam bir yerden bitme kullandı ama hiçbir şey değişmedi. Çünkü Zhao ve Uzi destan yazdı. Ve 2018'e mesaide ilk yarı final serisinde Çin şampiyonu Royal Never Give Up seriye 1-0 önde başlayacak. Gayet güzel oynadılar, gayet güzel. Yani bu arada Fnatic'i de tebrik etmek lazım. Aynen, onlar da hiç fena bir oyun ortaya koymadılar ama onlar zaten seçim yasaklama ekranında eğer erken oyunu kaybedersek biteriz'in altını çizmişlerdi aldıkları şampiyonlarla. Aynen de öyle oldu.